Bildiklerimizi, taşıdıklarımızı, dedelerimizden, evelerimizden taşıdıklarımızı Akseki'ye, dünyaya kültür turizmi olarak vermek istiyoruz. Onların gözünün önüne sermek istiyoruz. Bundan sonra inşallah arkası arkasına gelmek durumunda. Akseki'nin içerisinde de belediye olarak evlerimizi kamulaştırıyoruz. Sayın Valim, sayın idareciler bu konuda çok büyük destek veriyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bundan sonra bu destinasyonlarımızı çoğaltarak Akseki'ye kültür turizmi olarak, Akseki'ye alternatif turizm olarak buradaki yaşayan insanlara hem bir ekmek kapısı hem de Akseki'yi dünyaya pazarlamak için bir eylem biçimi olduğunu göstermemiz lazım diye düşünüyorum. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Naçizane bir tek isteğim var. Sizler Aksekilisiniz veya Aksekili dostusunuz çünkü buraya geldiğiniz için. Sizlerden en az bir arkadaşınıza, bir yakınınıza, bir eşinize, bir dostunuza Akseki'yi anlatmak, Sarı Hacıları anlatmak, buradaki güzellikleri, buradaki bakir toprakları anlatmak ve buraların tavaf edilmesini sağlamanızı rica ediyorum. Buyurun hep birlikte Akseki'yi Akseki yapalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gönlünüz, ayaklarınız, gününüz var olsun. Sağ olun. Konuşmasını yapmak için Kaymakamımız Sayın Murat Beşikçi'yi davet ediyorum. Arz ederim. Çok kıymetli misafirler, değerli Akseki'li hemşehrilerimiz, dünyanın dört bir yanından bugün ülkemize, ilçemize konuk olan kıymetli misafirler, öncelikle hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz demek istiyorum. Ben çok eminim ki her Aksekili'nin en büyük ideali, en büyük hedefi çok ciddi bir turizm potansiyeli olan ilçemizin alternatif bir turizm cenneti olmasıdır. Bildiğiniz gibi Akseki'de 300'e yakın tescilli koruma altında sivil mimari örneği bulunmaktadır. Bunun yanında onlarca cami, okul, medrese gibi kamuya ait tescilli ve koruma altında yapı bulunmaktadır. Ancak Sarı Hacılar köyümüzün, daha doğrusu artık mahallemiz oldu, Sarı Hacılar mahallemizin kendine has bazı artı özellikleri vardır. Öncelikle Sarı Hacılar, Konya ve Alanya hattında yoğun bir ticaret ağının merkezinde yer alan bir köyümüz olmuştur zamanında. Burada yaşayan insanların bize anlattıklarına göre Sarı Hacılar'da 50'ye yakın esnaf olduğunu, yüzlerce hanede yaşayan insanlar olduğunu anlatırlar bize. Ancak bu ticaret ağının zamanla özelliğini kaybetmesiyle birlikte Sarı Hacılar çok ciddi göç vermiştir. Nüfusu şimdilerde 20'ye kadar düşmüştür. İlk başta baktığımızda çok olumsuz gibi görünen bu tablo Sarı Hacılar'a en büyük özelliğini katmış. Bu köyün orijinal haliyle korunmasını sağlamış. Yeni yapılaşma meydana gelmediği için bütün evlerimiz tarihi özellikleriyle birlikte köyün tamamı korunmuştur. Yine Sarı Hacılar'ın bir diğer artı özelliklerinden birisi de ilçemizin kuzeyinden güneyine uzanan antik yol, kral yolu dediğimiz yolun Akseki, Sarı Hacılar, Belen Alan, Bucak Alan kısmı, yaklaşık 13 kilometrelik kısmı hiç bozulmadan orijinal haliyle günümüze kadar uzanmıştır. Bu da Sarı Hacılar için çok artı bir özelliktir. Akseki'de bizde alternatif turizmi canlandırmak, Akseki'yi alternatif bir turizm cenneti haline getirmek istiyorsak buna start vereceğimiz en uygun yer herhalde Sarı Hacılar'dır, bu bölgedir diye düşünüyorum. Nitekim bugün de bu şekilde olmuştur. Tabii Akseki'de turizme kazandırılacak bu kadar yapı varken devletimiz ne kadar güçlü olursa olsun, kamu kaynakları ne kadar güçlü olursa olsun, girişimcilerimiz olmadan, hayırsever iş adamlarımız olmadan kısa vadede bu yapıları turizme kazandırmak mümkün görünmemektedir. Bu nedenle Mustafa Bey'in bugün yöremizin dokusuna uygun çok donanımlı bir folklor müzesini ilçemize armağan etmesi bizler için çok kıymetlidir. Ben Mustafa Bey'in yapmış olduğu bu yatırımın sadece bir girişimci iş adamı kimliğiyle değil, aynı zamanda hayırsever bir iş adamı kimliğiyle de yaptığını düşünüyorum. Bu nedenle kendisine sonsuz şükranlarımı sunuyorum.
Bizler geçtiğimiz yıl Anıtlar Kurulu'ndan aldığımız izinler neticesinde Sarıhacılar'da sokak sağlıklaştırma çalışmaları başlattık genel imkanlarla. Geçtiğimiz yıl bunu tamamlayamadık, nasip olmadı ama belediyemizle birlikte, yerel iştirakçılarımızla birlikte inşallah bu çalışmayı tamamlayacağız. Yine Sarıhacılar, köy meydanımızda bulunan mesire yerinin restorasyonu ve oraya bir kafeterya ve restoran kazandırılması için valiliğimize bir proje sunduk. Bu projelerin hazırlanmasında yine her zamanki gibi Hakim Hanım ve Mine Hanım'ın çok büyük destekleri oldu. Sayın Valimiz geçtiğimiz hafta yapmış oldukları ziyaretlerinde bu projenin kaynağını ayıracağını bize söz verdi. İnşallah önümüzdeki yaz bu projede faaliyete geçecek. Öte yandan Kral Yolu'nun, Antik Yolu'nun restorasyonu için Bakı'ya bir proje sunduk. Dündar Bey hemen karşımda oturuyor sağ olsun, onun da destekleriyle. Büyük ihtimal kabul edileceğini düşünüyoruz. Ben sözü çok uzatmak istemiyorum ama bunları söylememin tek nedeni, lütfen değerli misafirler, Sarıhacılar'ın ismini bir köşeye not alın. Sarıhacılar'ın ismini unutmayın. Çünkü burası çok kısa zaman içerisinde çok büyük bir cazibe merkezi olacaktır. Ve Mustafa Bey gibi de hayırsever iş adamlarımız burada fitili ateşleyen önemli Aksekili hayırseverlerimiz olarak Aksekili hemşerilerimizin gönlünde çok kuvvetli bir yer sahibi olacaklardır. Ben bu vesileyle kendisine, ilçemize böyle bir Folklor Müzesi'ni böyle bir kültürel değeri kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Hem Akseki turizmine, hem Antalya turizmine, hem ülkemizin turizmine büyük katkılar sunacağına eminim. İnşallah hayırlara vesile olur ve başarılı bir çalışma olur diye temenni ediyor. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sarıhacılar Köyü eşrafından Mehmet Orhan Can, katılımları için, katkıları için Kaymakam Bey'e, Belediye Başkanımıza ve Mustafa Kavasoğlu'na plaket vereceklerdir. Arz ederim. Efendim, hepiniz hoş geldiniz. Aşağı yukarı 15 yıl kadar evvel bir avuç insan olarak yola çıktık. O 8 kişiden şu anda 4'ü aramızda değil. Onları önce rahmetle anıyorum. Daha sonra Cenab-ı Hak bize Mustafa Bey'i nasip etti bir lütuf olarak. Ve bizim o mütevazi çalışmalarımızın çok daha ötesinde bir gayretle bugün şu karşınızda gördüğünüz eserleri ortaya çıkardı. Kendisine gerçekten müteşekkiriz. Bizim için büyük bir şans oldu kendisi gerçekten. Ayrıca karşınıza böyle bir kıyafetle çıktığım için özür dilerim ama ayağımın tozuyla ben arabadan iner inmez buraya geldim. Kıyafetimi değiştirecek fazla vaktim olmadı. Ben hem annesi hem de babası bu köyde doğmuş bir insanım. Ben İstanbul'da doğdum. İlk defa 14 yaşında bu köye ayak bastım. Yaşım ortaya çıkacak ama 58 senesiydi ve bu köy o zaman bir hayli kalabalık. Yani belli bir şeysi olan, hayat olan bir köydü. Aradan bir 20 sene geçtikten sonra tekrar bir yolum düştü. Tekrar geldiğimde o zaman artık o 20 sene önceki halini arar haldeydik. Yıllar geçtikçe boşaldı ve tamamen terk edilmiş bir köy haline geldi. 2000 yılının nüfus sayımında son bir gayretle haritadan silinmekten kurtardık. Dışarıdan gelen bazı hemşerilerimizin bu köyde nüfus sayımına katılımı sayesinde. Ve 2003'ten itibaren de, burada aramızda Mine Hanım var, en iyi o biliyor, bu köyde restorasyon çalışmalarına başladık ve o çalışmaların neticesinde de neyse bir yere kadar getirdik. Getirdiğimiz noktadan sonra da bayrağı Mustafa Bey devraldı ve bizim çok daha ötemize gidecek faaliyetlerle, gayretlerle bu güzel eserleri ortaya çıkardı. Kendisine gerçekten bir kere daha teşekkür etmek istiyorum ve minnettarlığımızı arz etmek istiyorum. Sayın Kaymakamı Murat Beşikçi, Sayın Belediye Başkanımız İsmet Uysal'ı ve Sayın Mustafa Kavasoğlu'nu plaketlerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Arz ederim. Ben bu çalışmaların içinde olduğum sürece eksik olmasın bütün kaymakamlarımızdan son derece yakın destek gördüm.
Ancak itiraf etmem gerekir ki Sayın Murat Bey bu konuda galiba en fazla teşekküre layık kaymakamımız oldu. Kendisine hem teşekkürlerimizle hem de saygılarımızla bu plaketi takdim etmek istiyorum. Evet, şimdi de son derece değerli bir başkanımız var. Çalışmalarını internetten ben çok yakından takip ediyorum ve son derece mutlu oluyorum. Akseki'ye çok kısa bir zaman içinde son derece güzel eserler kazandırdı. Akkon'da tek tek saymıyorum, çoğunuz biliyorsunuz zaten. Kendisine hem bu hizmetlerinden dolayı hem de köyümüze olan alakasından dolayı teşekkürlerimle plaketini takdim ediyorum efendim. Evet, son plaketimiz. Köyümüzün gerçekten bizim için lütfu ilahisi diyebileceğim bir arkadaşımız, kardeşimiz Mustafa Kavasoğlu. Aynı zamanda bir hemşerimiz de, o da bir Aksekili. Kendisine hem teşekkürlerimizi hem minnettarlığımızı ifade ederekten plaketini sunmak istiyorum efendim, alkışlarınızla. Çok duygulandım. Çok teşekkür ederim. Kemin, eğer teşekkür edemediğim bir arkadaşım, dostum varsa heyecanlıyım. Beni bağışlasın. Herkese tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Kokteyli kesmeye, ardından tüm davetlerimizi kokteylimize davet ediyorum. Arz ederim. Evet, buyurun. Evet, buyurun efendim. Buyurun efendim. Yeterince var herhalde. Var. Beraber. Buyurun. 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 Şöyle bir tarafa koyalım. Sen de daha var. Almayalım. Mustafa Bey. Mustafa Bey. Haydi, hayırlı uğurlu Alsanıza.